Köpeğinizle ne gibi aktiviteler yaparsınız? Belki yürüyüşler, belki frisbee oynama. Buradaki kahramanımız ise köpeğiyle hiç alışık olmadığımız bir aktivite yapmak üzere. Ne mi? Bitki toplama. Fakat köpeğini oynatma amacıyla değil, çok daha farklı bir sebepten, bir korkudan ötürü. Kahramanımız bu otu sökerse, kökünden gelen çığlık seslerinin kendisini delirtmesinden, hatta öldürmesinden korkuyor. Bitki de çığlık atar mı ya demeyin. Öyle ki o devirde aynı bu bitkinin bir insan tarafından topraktan sökülmesi bir cinayeti çağrıştırıyordu. Çünkü bir ruhu olduğuna inanılıyordu. İşte bu meşhur mu meşhur bitki adam otuydu. Havalı ismiyle Mandragora officinarum. Kalın etli kökleri bir insana benzeyen adam otu insanlık tarihi boyunca tedavi etme ve büyü yapma amacıyla kullanılmıştır. İnsanlık tarihi derken elbette birkaç kanıt üzerine. Örneğin Tatarlı Höyük kazılarında milattan önce 2000 yılına tarihlenen karbonlaşmış adam otu tohumu bulunmuştur. Yanında havan eli ile birlikte. Mısır mezar resimlerinde de adam otunun törenlerde kullanımı resmedilmiştir. Eski Mısırlılar kökünü muhtemelen alkol olan bir sıvıda bekleterek elde ettikleri ekstreye Ab-ı Hayat adını vermişler ve bunu içen kişiye uzun ömür vereceğine inanmışlardı. Tabii kendini kaptırıp çok içenler büyük ihtimalle bayağı kısa bir hayat sürmüşlerdir. Bu ruhani özelliklerinin yanında vücudu uyuşturma etkisinden de binlerce yıl boyunca yararlanılmıştır. Sezar, Büyük İskender ve Hannibal gibi komutanlar savaşlarda düşman askerlerini ele geçirebilmek için adam otunu içtikleri sıvıların içerisine karıştırmışlar ve onları etkisiz hale getirmişlerdir. Ünlü Anadolu eczacısı Dioskorides'in binlerce yıl kaynak olarak kullanılan Materia Medica'sında adam otundan hazırlanan şarabın anestezik olarak ameliyat olacak veya dağlanacak hastalara verildiği kaydedilir. Adam otu bitkisi göz ilaçlarında kullanılan önemli bir bitkidir. Özellikle Roma dönemine ait yazılı kaynaklarda çeşitli göz ilaçlarının içerisinde sıklıkla reçete edildiği görülmektedir. Bu reçetelerde bitkinin öz suyundan yararlanılmıştır. Dioskorides, kabuğu taze olması gereken kökün dövülmesiyle suyunun çıkarıldığını, sonrasında ise seramik kaplar içerisine alınarak saklandığını aktarmıştır. Günümüzde halen halk arasında ağrı kesici özelliğiyle kullanılan bu bitkinin kökü, afrodizyak, uyuşturucu ve antispazmatik etkilere sahiptir. Göz ilaçlarında kullanımından da tahmin edebileceğimiz üzere duruğu atropin içermektedir. Ve tabii ki diğer tropon alkaloidlerinde hiyosiyamin, skopolamin ve hiyosin. Solanaceae familyasındaki kardeşleri olan Atropa belladonna, Datura citramonium, Hyoscyamus niger de tropon alkaloidleri taşır. Peki tropon alkaloidlerini gördüğümüzde nasıl tanırız? Bunun için birkaç yol var. Öncelikle diğer alkaloidler gibi Bochardat, Dragendorf, Meyer gibi reaksiyonları verirler. Göz ile alakasından bahsetmiştim. Kuvvetli midriyatik etkileri sebebiyle göze damlatıldığında midriyasizi görmek suretiyle de tanıyabiliriz. Ama en önemli tanıma şekli kendilerine has olan vitalimorin reaksiyonudur. Peki tropan alkaloidlerinden nasıl fayda sağlarız? Göz muayenesi, hastaları narkoza hazırlamak için astım nöbetlerinde, spazm kaynaklı kabızlıkta, ter kesmek amacıyla ve öksürük sedatifi olarak. Ayrıca deniz tutması ve araç tutmasına karşı ve de belki de en önemlilerinden biri olan morfin ve kurşun zehirlenmelerinde antidot olarak kullanılmasını bunlara sayabiliriz.